Hoş geldiniz evladım. Hünkârım. Gel sana sarılayım. Seni çok özlemişim oğlum. Ben de sizi babacığım. Ben de sizi. Anlat bakalım. Mektepte tedrisatımı tamamladıktan sonra Hafiye Paşalarınız tarafından eğitildim. Viyana'da, Paris'te, Londra'da, Pekin'de, St. Petersburg'da görevleri ifa ettim. Kuzey Afrika'ya, Güney Afrika'ya gittim. Hepsi tamamen gizli. Hepsi büyük bir mahremiyet içinde. Gezdiğim bazı diyarlardan çektiğim fotoğraflar. Sever misiniz hala? Çok. Sağ olunuz. Maşallah şehzadem. Görmeyeli ne kadar büyümüşsünüz. Epeydir siz de göremedik Tahsin Paşa. Siz aynısınız maşallah. İsmail Hakkı Bey benimle her daim alakadar oldu. Her şartta halimden haberdar oldu. Bizi de haberdar etti. Sağ olsun. Başınızdaki belayı duyunca dayanamadım hünkârım. Buraya gelip sizinle beraber mücadele etmeye, babamın yanında olmaya karar verdim. Sarayda ve paşalar arasında tanınmadığım için de rahatım. Asla yalnız değilsiniz. Sizin yanınızda kimse olmasa da ben oğlunuz olarak her daim yanınızda olacağım. Eyvallah. Eyvallah. İsmail Hakkı Bey hamlelerinizden haberdar etti beni. En iyi yolun Manyas'a yaklaşıp onu kontrol altında tutmak olduğunu anladım. Tahsin Paşa da onu benim kucağıma itti. Manyas'la vaziyet nedir? Tahsin Paşa'yla görüşmek istiyor. Tahsin Paşa'ya ulaşırsa elimize geçecek olan sadece ulaşım güzergahları. Manyas bizi Mason Paşa'ya götürmedi. Bu yüzden Tahsin Paşa'nın ona oyun oynadığını anlamalı. Anlamalı ki Mason Paşa'nın peşine düşsün. Tertibimiz bu şekilde devam edecek. Manyas bana güveniyor. Güveni daha da sağlamlaşacak. Bu zor günlerde yanımda olduğun için bahtiyarım evladım.